Muhabitten herkese merhabalar. Haftalık gündeme hoş geldiniz. 24 Nisan 1 Mayıs 2022 haftasında, yani yılın 17. haftasında kripto para sektöründe neler yaşandı? Hep birlikte bir bakalım. Özetle geçecek olursak, Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Telegram'da kripto para gönderme özelliği başlatıldı. Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etti. Panama, vergi ödemelerinin kripto para ile yapılmasına izin veren yasayı onayladı. OpenSea, ApeCoin ile ödeme kabul etmeye başladı. Hiç şüphesiz ki geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ve gündeme damgasını vuran olayı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıydı. Twitter'ı satın almasından sonra Bitcoin de dahil olmak üzere birçok kripto parada yükseliş meydana geldi. Jack Dorsey, Twitter'ın geleceği için tek çözümün Elon Musk olduğunu savundu. Bu satın alım konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması oldu. Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı diye Twitter'daki olumsuzlukların meşrulaştırılamayacağını ifade etti. Bir başka sosyal medya platformu Telegram, kripto para dönemini başlattı. Telegram'da bundan sonra 2 tane bot olacak ve bu botlar aracılığıyla kripto para, daha doğrusu Telegram'ın kendi kripto parası Ton ve Bitcoin gönderimi yapılabilecek. Uniswap'a bir dava açıldı. Ekosistemin en büyük merkeziyetsiz borsalarından biri olan Uniswap, SEC'in de ilgilendiği bir dava ile karşı karşıya. Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul ettiğini açıkladı. El Salvador'dan sonra Bitcoin'i ulusal bir para birimi olarak kabul eden ikinci ülke oldu bu gelişmeyle birlikte. Panama, vergi ödemelerinin kripto paralarla yapılmasına izin veren bir düzenleyici yasa vardı ve o yasayı onayladığını açıkladı. Bored Ape Yacht Club'ın hem Discord sunucusu hem de Instagram hesabı hacklendi. Yaşadığı siber saldırıya rağmen Bored Ape Yacht Club'ın NFT koleksiyonunun taban fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Bununla birlikte kripto paraları ApeCoin, OpenSea'de bir ödeme aracı olarak kabul edilmeye başlandı. Haftalık gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.